Şimdi cahil insanlar, mesela ilkokul mezunu değil adam. Veyahut ilkokul mezunu fakat cahil, hakikaten bilgisi yok, görgüsü yok. Kendince de dini bir görünüm almış kıyafetiyle, tavrıyla. Ya bunlardan bir kalabalık oluşturmak, bir topluluk oluşturmak. Yani aman ne kadar çok Müslüman var diye sevinmek. İlerisi için tehlikeli bir zemindir. Çok tehlikelidir. Çünkü cahil hep cahil kalmaz. Bir gün aydınlanır. Aydınken Müslüman olmak çok önemlidir. Yani kültürlü, bilgili, uyanık, açık şuura Müslüman olmak çok önemlidir. Evet, yani cahili Müslüman yapmak o kadar etkili olmayabilir, onu söyleyeyim. Onlara güvenmek de o kadar doğru olmayabilir. Osmanlı'yı yıkan zihniyeti yeniden konserveden çıkarır gibi çıkarıp, yeniden insanların önüne sunup, yeniden Türkistan Birliği'nin oluşacağını zannetmek çok büyük bir hata olur. Yani Osmanlı'yı öldüren zehri yeniden ortaya koyup bir deneme daha yapıyorsun. Gene öldürür. Söyleyeyim, başka bir şey olmaz. Cehaletle bu işler gitmez. Cahil kitlelere güvenerek de bu iş gitmez. Yani cahil, mesela 2000 kişiyi toplarsın cahil. Zor bir şey değil ki. Kesinlikle değil. 3000 kişiyi toplarsın. Bunun heyecan vermesi çok büyük hata olur. Asıl olan aydın kesim, kültürlü, aklı başında, okuyan, yazan insanlar çok önemlidir. Ya bunların İslam'ı samimi olarak kabul etmesi, imanı Kur'an'ı kabul etmeleri çok önemlidir. Onun için ben başından beri hep böyle sosyeteye, aydın kesime yöneldim. Yani onlara yönelik tavrım oldu hep. Tabii bunlar arasında ben bazı mesajlar sıkıştırıyorum, uygun şekilde anlatıyorum. Şimdi biz her şeyi tam karşılığına söylemiyoruz. Nezaketiyle söylüyorum. İkinci mesajımız da bu.